Radyo ve Televizyon Üst Başkanı Ebu Bekir Şahin sokak röportajlarının kamuoyunu manipüle edici boyutlara ulaştığını söyledi. Sosyal medya platformlarındaki röportajları mercek altına aldıklarını bildirdi. Gerçeklikten uzak, bilimsellikten uzak, ekonomiden uzak, ekonomi bilgisi olmayan birinin sanki çok bu konudaki uzmanmış gibi verilmesi ve her mecrada Sadece ve sadece YouTube üzerinde değil, sosyal medya mecralarında bütün mecralara dağıtılması, son nihayetinde de burada bizim ulusal bir kanalımızın haber programının içerisinde yer verilmesi, artık bizim buna bir önlem almamız gerektiğini düşündürdü. Rütük, sosyal medya platformlarında sokak röportajları veya vatandaşın görüşü gibi adlarla yapılan yayınları takibe aldı. Eko TV yayınına konuk olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, sokak röportajlarının kamuoyunu manipüle edici boyutlara ulaştığını söyledi. Biz çalışmalarımız e, çalışmalarımızı yaptık. Normal bir röportajdaki kurallar neyse aynısını burada da uygulayacağız. Yani dikkat etmeleri gerekecek. İftira atmayacaklar. Yanlış bilgi vermeyecekler. Doğruluğu tartışılan bilgiyi veremeyecekler. Şahin, sokak röportajlarına yönelik çalışmanın ardından YouTube'un kapatılacağı iddiasını da yalanladı. YouTube'la ilgili de çalışma yürütüyoruz. Ama kapatmak için yürütmüyoruz ki. Bir düzene sokmak için yapıyoruz. Bir düzen getirilecek. Bu düzende halkımızın özellikle haber alma hürriyeti varsa haber alma hürriyetiyle engellemek değil. Öbür taraftan da düşünce özgürlüğünün önünde veyahut da özgür söylem üzerinde bir tahakküm değil.